32 yaşındayım. Yılda 100-150 bin kişiye hitap eden bir medya şirketinin sahibiyim. 15 ay bu vatana millete hizmet ettim. Bu sizsiniz. Soru nedir? Hudut namustur diyoruz ama hudutumuzda günde binlerce kişi polisin ve askerin göz önünde istediği şekilde elini kolunu sallayarak geçebiliyor. Birincisi bunun için ne yapacaksınız? İkincisi 20 yaşında bir genç 5 milyonluk Porsche arabayla okula giderken diğer tarafta aynı şekilde 20 yaşında fakat cebinde 20 TL'si ile simit mi alayım, çay mı içeyim yoksa arkadaşımla dolmuşa binip eve mi gideyim diyor. Bunun için ne yapacaksınız? İki. Bu evet. Üçüncüsü ise gazeteci arkadaşlar size yargı için ne yapacaksınız diyor. Bunu hep birlikte bir televizyona çıkıp Cumhurbaşkanımıza sormayı hiç denediler mi? Üçüncü sorun da bu. Hocam çok özür dilerim. Mevzular bölümünde Ümit Hocam zaten sınırdaki sorunları anlattı. Ekonomiye ikinci sorunun cevabı olacaktır. Üçüncüsü de soru değil bir eleştiriydi. Şöyle söyleyeyim sana. Kısaca cevaplandırayım bunları. Hocam zaten sığınmacı politikası sınırlarımı sizin sürekli anlattığınız bir şey. Burada sizin anlatmadığınız şeyleri konuşsak size, daha mı iyi olur? Şöyle sizinle program yaptıktan sonra biz Ottawa Anlaşması'ndan çekileceğiz. Yani sınırlarımıza tekrar antipersonel mayın döşeyeceğiz. Onun için ben Hatay'a sembolik bir mayın döşeme amacıyla gittim. Yani bir oto yedek parçası götürdüm ama Süleymanoğlu'nun gerçekten mayın olduğunu zannetti. Ondan sonra mümkün mü yani gerçek mayınla yani o bir. İki, öğrenci meselesine gelince çok haklısın. Yani pudra şekeri çekerek Ferrari'ye binenler de var. Öbür tarafta 20 lirayı nasıl harcayacağını düşünenler de var. Evet, Türkiye'de sosyal eşitsizlik her zaman oldu ama son yıllarda bunun zirveye çıktığını ve olağanüstü rahatsızlık verici olduğunu görüyoruz. Biz soygunu durduracağız. Soygunu durdurunca Türkiye'nin kaynaklarını yurt dışına yollamayı, İsviçre bankalarına, Londra'da caddelere, Los Angeles'ta apartman dairelerine yollamayı durdurunca bu ülkenin kaynakları burada kalacak ve Türk insanı için harcanmaya başlanacak.